Arkadaşlar hepsine selamlar. 24 Nisan Pazar. Şimdi bu ikinci video. Şu arımızı böldük. Ana arısını oraya koydum. Şimdi bu arıyı kontrol edeceğiz. Bu arı karnı yok. Bundan da çoğaltacağız. Böleceğiz. Bakalım, bu da 3 yıta kışı geçiren bir diğer arı. Bu da güzel gelişti. Bundan da çoğaltacağız. Bunun bakımını yapalım. Bakalım bunda meme var mı, kurçuk var mı? Ana arının durumu nasıl? Kasnağı çıkarttık. Kasnak boş. Fazladan veriyorum zaten hafta sonu çalıştığım için. Bu da yeni gelmişler. Şuradan da hemen kesmeye başlamışlar. Bu sene arı peteği kesiyor. Peteği hemen şöyle boş bir kovana koyalım. Elimizin altında durmasın. Evet. Bir diğer ham petek kabarmış. Oho, bunlar da meme dikmiş. İçinde kurçuk var mı, hemen bakacağız. Evet, yumurtayı atmış. Bakın, bir tanesi, iki tanesini patlattım. Yumurtayı görüyor musunuz? Günlük yumurta var orada. Ben buradan görüyorum günlük yumurtasını. İşte süt verecekler bundan sonra, patladığı an, kurçağa dönüştüğü an süt verecekler. Buradan sıfır günlükten ana arı çevirecek arılar. Karnıyolda oğla kalkmış. Normaldir, 2 yaşında. Geçen sene kattaydı. Büyük ihtimal şu memeyi patlatmadım. Büyük bir meme var orada. Güzel duruyor. Oradan güzel bir ana arı çıkar. Arkasına şöyle bakalım. Evet, güzel kabartmış. Bunu da anasını alacağız. Çünkü artık heves memesi içinde kurçuk var. Ana arı oraya atmış, artık oğula gideceğim diyor. Biz de oğula göndermeyeceğiz. Burada kapalılar var. Açılan yerlere bal çekmiş. Bal akımı var. Güzel. İkinci peteği çekelim. Üçüncü petekteyiz. Heves memelerin içinde kurçuğu gördüğünüz an ana arıyı almanız lazım. Yoksa bir diğer hafta ana arı koloniyi alıp size bay bay der. Ondan sonra baha kalırsınız. Yedirdiğiniz şeker size yanınızda kar kalır. Evet, şu peteğin alt tarafını kesmiştim. Hep erkek örmüş. Şu an çok ağır petek. Bal dolu. Bakın şuralara çekmişler balı. Boş olan yerlere bal çekmiş arı. Bu da bal akımını işaret ediyor. Çünkü takip eden arkadaşlar soruyor, bal akımı ne zaman başlar falan. İşte böyle gördüğünüz zaman kemerler oluşmaya falan başlayınca bal akımı oluyor. Bakın ışıl ışıl ediyor. Bal akımı var şu an. Narenciye balı geliyor. Evet, şurada da meler var. İçini şu an göremiyorum ama biraz sonra, videodan sonra bakacağım. Ama heves memesinin içinde kurçuk gördük. Artık anayı ayıracağız. Kaçar küşer kalmadı. Görmeseydim bozacaktım. Kata, çünkü kata çıkmasını bekleyecektim. Bu da geçen hafta verdiğimiz petek. Her taraf larva. Görüyorsunuz. Şura kapanmaya başlamış. Şuralar. Paket yavru olmuş bu. Yani kapandı mı paket yavru olacak. Çünkü her taraf larva dolu bu petekte. Bu peteği büyük ihtimalle alırım, içinden başka bir kovana veririm. Çünkü buradan günlük çevirirler. Buradan günlük çevirirler ama burada paket bir yavru var. Peteğin bozulmasını istemiyorum. Çok güzel bir petek. Gelişen bir arıya vereceğim. Orada petek bozulmasın. Daha güzel olsun. Dursun. Bozulmasın derken meme dikecekler. Meme dikler, diktiği zaman peteklerin bazı bölgeleri bozuluyor.
O yüzden bakın şurada bir meme var. Heves memesi. Çok güzel bir yerde işte. Tam bırakacağım anaarı. İçi doluysa kesinlikle oradan bir anaarı bırakacağız. Şu dip kısımlardan kesinlikle bırakmayın. Çünkü o şu oğul eğiliminde olan yerler. Oradaki kurtçuklar yaşlı oluyor bir de. Önce heves memelerini atarlar. Sonra arı kendini tutamaz. Bütün kurtçukların çoğuna süt verirler. Her taraf kraliçeye keser. Ama heves memelerindeki ilk günden olan analar unutmayın. Orada güzel bir yavrusu var. Anasını görmedim. Görseydim gösterecektim ama. Karniyol bir anası var. Yavrular da sarı, siyah, karışık. Çünkü benim saldırgan erkeklerle çiftleştiği için. Evet. Evet, anarısı da burada. Şurada görürsünüz. Evet, çıkıyor mu ekrana? Melez bir karniyol. Geçen sene kata çıktı. Balını aldım. Balandıktan sonra 3 çerçeveye, 4 çerçeveye düştü. Kışa da 3 çerçeveyi daraltmıştım. 3 çerçevede kışı başarıyla atlattı. Şu an 24 Nisan'da bu duruma geldi. Artık bu sene bölünecek. Bunun yavruları seneye bala çalışacak. Bunu öldürmeyeceğiz. Yine bu yazın sonuna kadar takip edeceğiz. Abone olun, takipte kalın. Bu ana arının ne kadar gelişebileceğini, senenin sonuna kadar, sonbahara kadar ne kadar gelişeceğini göreceğiz. 2 yaşında. Bakalım ne olacak. Şuradaki arılar gibi kötü sonuç verirse tabii ki kafasını sıkacağız. Evet arkadaşlar, ana arısını aldım. Şuraya bir kasnak koydum. Şuraya da bir kasnak attım. Kabartırlar diye. Anar da burada. Bir çit ayırdım. Yine buna bir kabarmış petek vereceğiz. Bu da karniyol. Bunu da heves memesinin içine günlük atmış. Yani oğula gideceğim dedi. Ben de çok gidersin dedim. Bakalım nerede anarı bulursa. Ben gösterelim. Evet, anar burada. Karniyol. Melez karniyolumuz. Geziniyor. Bir çıta böldük. Güçlü kovanından aldık. Geriye kalan çıtalar orada kaldı. Orada yavru çürüğü kesinlikle olmaz. Çünkü tarlacılar orada. Doğanlar orada. Hepsi burada. Buna bir çeşit çerçeve güçlü bir arısıyla aldım. Bir çerçeve de çırptım. Bakın burada güzel bir arısı var. Şurayı da sardılar. Bir tane de mum vereceğim buna. Yani şu an bu iki çıtayla bunu da böldük. İşte bölme işlemi tamam. Ana arıyı böldüm. İşte kaç kaldı geride? Şu boş. Bir de şu çerçeve boş. Bunlar kara kovan. Kasnak attık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Üçer çıta bölsek. 3, 6, bir tane de ana yerinde kalır. Burada kalır yani. Bir çıta da burada bırakırım. Buradan da olduğu 3 kovan. Yani 3 bölme. Bir de ana arısı 4 bölme. İyi değil mi? Hem de burada şimdi haftaya kadar doğacak arılar var. Günlükler kapanmaya yakın olacak. Larva olacak. Hava şu an zaten Adana'da 33 derece. Zaten haftaya 35 dereceyi görür hava. İyice ısınacak. Yavru çürüğü diye bir şey kesinlikle olmaz. Arı zaten nektar akıyor şu an. Güzel, her taraf çiçek. Ana arılar tam zamanında güzel süt beslenerek çoğalmış olacak. Her şey şu an için iyi gidiyor. Dediğim gibi haftaya bayramda bakım yapacağız. Memeleriniz zaten hiçbirini seçmeye gerek yok. Sadece kapanan memeleri bölüp bölüp ayrılacağım. Bölüp bölüp alacağım. Burada bir çıta bırakacağım. Ana yerinde. Bölmeleri şuraya bir yere düzeceğiz.
Onların da videosu gelecek. Takipte kalın. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.